İtihadi haciz, para ve teminat alacaklarının güvence altına alınabilmesi için uygulanan bir hukuki tedbirdir. Deniz icra hukukunda ise deniz alacaklarının güvence altına alınabilmesi için itihadi haciz tedbirine başvurulmakta ancak deniz ticaretinin ne çağısına münhasır olması sebebiyle özel hükümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda deniz alacağı hakkında itihadi haciz kararı alma konusunun geminin seferden alıkonulması ya da gemiye el konulması gibi sadece deniz ticaretine özgü sonuçları bulunmaktadır deniz alacaklarının itiyadi hacizine açıklık getirmek amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Gemilerin itiyadi hacizi sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları gidermek amacıyla ulusal ve uluslararası hukuk birleştirilmiştir. Bunun bir yansıması olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun icra iflas kanununa Atıplarla ve 1999 tarihli gemilerin ihtiyacı hacine ilişkin uluslararası sözleşmesine neredeyse paralel olarak düzenlenmiş olması pratikteki uyuşmazlıkları önemli ölçüde gidermek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. Kavramsal olarak geminin ihtiyacı hacizi uluslararası deniz hukuku uygulamalarından incelendiğinde bir geminin yetkili makamlarca seferden men edilmesi kavramı tutuklama yani arrest olarak ifade edilirken Türk hukukunda ise bir borçtan dolayı alacaklığının talebiyle, mahkeme kararı ile geminin seferden mani olunması ihtiyacı haciz kavramı ile yer bulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu madde 1353 ile gemi alacaklarının gemiye el konularak teminat altına alınabilmesi için tek koruma yönteminin ihtiyadi haciz olduğu ayrıca ve açıkça belirtilmiştir. Buna göre bir geminin alacak takibi sebebiyle seferden men edilmesi, el konulması tedbiri sadece itiadi haciz talebiyle kendisine hukuk sisteminde yer bulacaktır. 1. Uygulanacak hukuk Bir geminin itiaden veya icraen hacizi, kebri icra yolu ile satışı, mülkiyetin devri gibi işlemler tasarrufun yapıldığı sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tabidir. Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu madde 1350 ile yeniden ifade edilse de 1993 tarihli gemileri üzerinde imtiyazlar ve ipotekler hakkındaki uluslararası sözleşmelerin ikinci maddesinden alınarak uygulanmıştır. Yabancılık unsurundan bulunan durumlarda geminin veya borçlu gemi malikinin yabancı olması gibi durumlarda geminin kesin veya ihtiyacı haczi icra yoluyla satışı, mülkiyetin devri, satış sonuçları, tebliğice ilişkin diğer tüm işlemler ve tasarruflar geminin bu işlemlerin yapıldığı anda bulunduğu ülke hukukuna tabi olacaktır. Özellikle yabancı bir geminin Türkiye'de hacizine ve devamında satışına ilişkin prosedürlere Türk hukuku uygulanacaktır. Aynı şekilde Türk gemisi de yurt dışında icraya konu olduğunda ilgili ülke hukukuna tabi olacaktır. Ancak Türk bayraklı gemiler hakkındaki hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmemesi gereklidir. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu madde 1350'ye göre uyulması gereken usulü kurallar mevcuttur. Türk bayraklı bir geminin yurt dışında bir cebri icra yoluyla satışı halinde artırmayı yapan kurum veya ilgililer tarafından bu satıştan en az 30 gün önce artırmanın a. geminin kayıtlı olduğu Türk gemi siciline b. geminin sicile kayıtlı malikine c gemi siciline tescil edilmiş diğer hakların ve alacakların sahiplerine bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı 50 bin üzerinde olan ve Türkiye düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerinden biriyle ilan edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya ilan yapılmaksızın geminin yurt dışında cebir icra yoluyla satışı halinde kaydı silinemez ve gemi üzerinde Türkiye gemi siciline kayıtlı haklar ve alacaklar saklı kalır. Gemi hacizinin uygulanması sırasında ise maddi hukuk ile uygulama arasında bazı uyumsuzluklar doğabilmektedir. Bu uyumsuzluklar kendini gemilerin menkul ve gayrimenkul olarak değerlendirilmesi sebebiyle göstermektedir. İcra iflas kanunu madde 23.4'e göre sicile kayıtlı Türk gemileri taşıma sayılmaktadır. Bunun yanı sıra sicile kayıtlı olmayan Türk gemileri ile yabancı gemiler taşınır olarak kabul edilmektedir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi verdiği kararda feshi istenen ihalenin konusu Komoros bayraklı eee MV Best line gemisi Türk gemi siciline kayıtlı olmaması sebebiyle menkul niteliğinde olup ihale menkul sat malların satışına ilişkin hükümlere tabidir denmektedir. Uygulamayla ise menkul hükmüne tabi gemiler seferden men edebilirken gemi siciline kayıtlı gemiler seferden men edilememektedir. İhtiyati haczin şartları Türk Ticaret Kanunu madde 1352 ve devamındaki maddelere göre gemilerin ihtiyacı hacisi deniz alacağı olarak anılan ve özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan sınırlı sayıdaki aynı ve şahsi talep hakkının takibinin güvence altına alınması maksadıyla mahkeme kararı ile bir gemiye geçici ve hukuki olarak el konulması şeklinde anlaşılmaktadır. Bu durumda ihtiyacı haciz kavramı taşınmazlarda olduğu gibi geniş kapsamlı değil deniz al alacakları kavramı ile ile sınırlı tutulmuştur. Deniz alacaklarının takibi için de gemiye el koyma hakkını veren geçici teminat yolu olarak da ihtiyadi haciz öngörülmüştür. Deniz icra hukuku bakımından ihtiyacı haciz kararının söz konusu olabilmesi için 1. Alacağın muhaçcal olması, 2. Alacağın deniz alacağı vasfında olması, 3. İhtiyacı hacize konulu geminin mevcut olması, 4. Teminatın ödenmesi ve devamında ihtiyacı haciz tamamlanan merasimin yerine getirilmesi gereklidir. Buna ek olarak itiyadi, haciz karar verilebilmesi için alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması kurallığı mevcut ise de deniz alacakları bakımdan rehinle yapılan teminat itiyadi hacizin istenmesini engel teşkil etmemektedir. Buna ek olarak ihtiyadi haciz hakkının kullanılması hakkı da sınırlandırılmış olup Türk Ticaret Kanunu madde 1369'a göre hakkında deniz alacağı ileri sürülen her geminin ihtiyaden hacizi deniz alacağı doğduğunda geminin maliki olan kişi ihtiyadi hacizin uygulandığı sırada da bu borçtan sorumlu olup e, geminin maliki ise veya Deniz alacağı doğduğunda geminin kiracısı olan kişi itaati harcının uygulandığı sırada da bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise deniz alacağı gemi rehni, gemi ipoteyi veya gemi üzerinde aynı nitelikte bir aynı yükümlülük ile teminat altına alınmış ise veya uyuşmazlık geminin mülkiyetine veya ziliyetliğine ilişkin ise veya alacak 1320. madde uyarınca gemi alacaklısı hakkı veriyorsa mümkündür. Bu madde kapsamında önemli olan husus deniz alacağının doğduğu anda geminin maliki, kiracısı yahut alacağın doğduğu anda bu borçtan sorumlu olmak koşulu aranır. İhtiyadi hacizin doğduğu anda gemi malikinin başkası olması durumunda ise yine ihtiyadi hacizin uygulanması söz konusu olamayacaktır. Gemilerin ihtiyadi haczine konu olan alacaklar. 3. Geminin seferden alıkonulması ve dahi el konulması gibi ciddi sonuçlar doğuran gemilerin ihtiyacı harcısı kavramının elbette her alacak türü için talep edilebilir olması beklenemez. Zira ticaret kanununda da bu hususta dikkat edilmiş, hakkın kötüye kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Buna göre Türk Ticaret Kanunu maddi 1352'de gemilerin ihtiyacı hacine konu alacağını sadece deniz alacakları bakımından olduğu ve bunların kapsamının da liste halinde belirtilenlerden başkası olamayacağı vurgulanmıştır. Bu durumda taraftar sözleşme ile düzenlese dahi listede yer bulmayan alacak türünün işbu deniz alacağı kavramı içinde sokulması mümkün olmayacak ve dolayısıyla geminin ihtiyacı haricini isteyemeyecektir. Bahsi geçen alacakların ortak noktası alacağın doğrudan geminin işletilmesinden kaynaklanması ya da gemiyi konu alan talep haklarına içermesidir. Madde 1352. 1. Deniz alacağı aşağıda sayılan hususların birinden veya bir kaçından doğan istem anlamına gelir. a. Geminin işletilmesinden sebep olduğu ziya veya hasar yani geminin işletme zararları. B. Geminin işletilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlar. Bedensel gemi işletme zararları. C. Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi ve çevre zararı tehdidi oluşturan bir gemi veya gemide eşya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat yani kurtarma faaliyetleri. D çevreye, kıyı şeridine veya bunlara ilişkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar verme tehdidi, bu zararı önlemek, sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemler, bu zararlar karşılığı ödenecek tazminat, çevrenin eski durumuna getirilmesi için fiilen alınan veya alınacak olan makul önlemlerin giderleri, bu zarar ile bağlantılı olarak üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği kayıplar ve bu bentle belirtilenlere benzer nitelikteki zararlar, giderler veya kayıplar yani çevre zararları. E geminin içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere batmış, enkaz haline gelmiş, karaya oturmuş veya terk edilmiş olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldırılması, çıkartılması, yok edilmesi veya zararsız hale getirilmesi için yapılan giderler ve harcamalar ile terk edilmiş bir geminin korunması ve gemi adamlarının iyaşesi ile ilgili giderler ve harcamalar yani enkaz kaldırma C bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın geminin kullanılması veya kiralanması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme yani gemi kiralama ve kullanma sözleşmeleri. G. Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın gemide eşya veya yolcu taşıması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme yani deniz taşıma sözleşmeleri. H. Gemide taşınan bagaj dahil eşyaya gelen ve bu eşyaya ilişkin ziya veya hasar I. Müşterek avarya. J. Römorkaj. K. Kılavuzluk. L. Geminin işletilmesi, yönetimi, korunması veya bakım için sağlanan eşya, malzeme, kumanya, yakıt, konteynerler dahil teşhizat ve bu amaçlarla verilen hizmetler. M. Geminin yapımı, yeniden yapımı, oranarımı, donatılması ya da geminin niteliğinde değişiklik yapılması. N. Liman, kanal, dok, iskele ve rıhtım, diğer su yolları karantina için ödenecek resimlerle diğer paralar ve diğer giderler. 4. Görevli ve yetkili mahkeme Gemi alacakları için yapılan ihtiyacı haciz başvurularında görevli mahkeme asli ticaret mahkemeleridir. Halihazırda İstanbul'da 2 ve İzmir'de 1 asli ticaret mahkemesi deniz ticareti ve sigortalardan kaynaklı ihtilaflar bakımından yetkilendirilmiştir. 5. İhtiyati haciz muafiyetinin sınırı. Zararsız geçiş hakkı kullanan gemiler bakımından 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi maddi 20 ile 1982 tarihiyle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi maddi 28'e göre kıyı devleti yabancı bir geminin karasularından geçişi esnasında üstelendiği veya maruz kaldığı yükümlülükleri hariç bir hukuki dava amacıyla geçici gemiyi haciz edemez veya alıkoyamaz. Buna göre itiradi haciz muafiyetinden zararsız geçiş halinde ki gemiler yararlanabilirken kara sulardan geçiş esnasında yapılan borç ve yükümlülükler bakımından geçerli olamayacaktır. Diğer bir ifadeyle ihtiyadi haciz muafiyetinden yararlanmak için borç ve sorumluluk doğuran olayın ülke kara sularında gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. 7. İhtiyadi hacizinin uygulanması Alacaklı mahkemenin haciz kararının verildiği tarihten itibaren 3 iş günün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu icra dairesinden kararın e, infazını istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyacı tedbir kararı kendiliğinden kalkar. 8. Aynı geminin yeniden ihtiyacı hacizi. Daha önce bir gemi ihtiaden haczedilmiş bir alacaklının teminat karşılığında geminin serbest kalması halinde gemiyi tekrar ihtiaden haczetilmesi kural olarak mümkün değildir. Ancak bazı istisnalar mevcuttur. Teminatın yetersiz olması, teminat verenin aczi, geminin haksız olarak serbest kalması durumlarında yekleş, elbette yaklaşık ispat durumu söz konusu olduğunda aynı geminin yeniden haczi mümkündür.